ya da saat 8'den sonra işte sabahın 7'sinde kalkıp sporundan önce toplantı yapmak istediğim için sayın direktör 7'de kalktım izin ver 11 ile 2 arası da ben kendimi ayırayım. Kusura bak orayı da ben kendimi ayırayım yani. İlk soru bence şey nasıl çözeceğiz bunu şimdi? İlk önce buna bir bakalım ya. Bir sorun var bunu nasıl çözeceğiz? Evet ne yapacağız bunu çözmek için? Çözeriz. Sonra ikinci soru şu. Ne öğrendik bu hatadan? Gece 3'te toplantı yaptım. Sanki yani Mars'a roket yolluyoruz yani. Dünyayı kurtarıyoruz artık. Bu da şey demek değil yani Şirinler lafına bozulmadın desem yalan mı? <laughs> Hiç tamamen güvendiğiniz bir ilişki yaşadınız mı? Romantik ilişki olmayabilir bu. Herhangi bir böyle tamamen güvendiğiniz romantik bir ilişki de olabilir. Tamamen güvendiğiniz iş yeri, sevgili, Anne, baba, o... Yani Türkçe'de bir laf var. Babana bile güvenme diyor ya. Oha yani. Hiç yaşadınız mı böyle bir şey? Ne hissetmiştin mesela? Yani, tamamen e, güvendiğim, çok yakın bir arkadaşım var. Aynı zamanda da yani eşim var. İkisinin de ortak noktası gerçekten... Ben olabiliyorum. Evet. Yapmak istediğim her şeyi tamamen kendim olarak yapıyorum. Yapıyoruz. Yani e, herhangi bir plan, herhangi bir oyun yapma. Hiç... Strateji. Zaten, evet, strateji yapma. Öyle Bunların... değil Ondan sonra öyle der. Sonra da ben ondan <laughs> arkasından bunu çakarım. Hiç yani diye. hani herhangi bir kural koyma, bu oyunları geliştirme gibi bir şeye girişmediğim zaman zaten o akıyor. Yani, o yüzden aslında güvenin bana konfor hissettirdiğinin fark ettim ben. Süpersin. Dediğin gibi yani... Sürtünmesiz bir şey yaşamaya başlıyor, akmaya başlıyor aslında. O bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun. Bu da şey demek değil yani Şirinler Köyü lafına bozulmadım desem yalan olurum. <gülüyor> Şirinler <gülüyor> Köyü gibi de bir şey yaratıyor. <laughs> ya işte abi bak o kadar güvensiz bir ortamda yaşıyoruz ki böyle şeyler anlattığında la bu da ne kadar şey adam filan diyorlar. Yani. Ne kadar ne romantik Şirin Baba filan diyorlar. <laughs> yok yok şey demek değil yani. Biz her konuda aynı fikirde olacağız. Biz böyle mutlu mesut. öyle bir şey değil bu. Yani farklı fikirler olduğunda bizim seninle oturup bunu e, ajandamız olmadan tartışabiliyor olma durumumuz aslında. Yani ya da insanların çoğu güvensiz ortamda tartışmıyordu arkadaşlar. Daha kötüsünü yapıyor. Mış gibi yapıyorlar. Bir sorun yokmuş gibi yapıyorlar. Ben seni yönetici olarak kabul etmişim gibi davranıyorum. Ben bu şirketi seviyormuşum gibi davranıyorum. Yani. Duygusal bagajlar birikiyor. Ya da istifa ediyor gidiyor, ya da o sessiz istifa denilen şey oluyor. Hiçbir şey söylemiyor, ulan diyor bunlar beni ne kovuyor, ne ediyor işte diyor, ya arada yapa, çalışıyormuş gibi görüneyim diyor. <laughs> ondan sonra onu da koca şirketteysen de seni öyle kolay kolay atmazlar. Yani çok büyük bir şey yoksa en azından bir insanı işten atması 6 aylık bir senedir. Yani sen takılırsın bir süre esasında böyle olduğunda. Mesela oradaki davranışları söyleyeyim güvenli bir ortam olduğunda Charles Feldman kitabında diyor ki iş birliği yapılır diyor. Birlikte çalışılır, sohbet edilir diyor, diyalog kurulur diyor, fikirleri tartışılır diyor açıklıkla fikirler tartışılır diyor. Özgürce iletişim kurulur diyor. Başkaları birbirini desteklemeye başlar diyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar birbirini desteklemeye başlıyorlar güvenli ortamda. Bilgi paylaşımı, fikir sunmakla ilgili olarak insanlar çekinmezler. Yargılanmayacağını biliyor çünkü. Yani bu salakça falan ya yani şimdi söyleyeceğim ben de dalga geçecekler diye düşünmüyor. Fikrini söylüyor abi diyor benim de aklıma böyle bir şey gel. Salakça da olabilir, çok iyi de olabilir. Önemli değil aslında bu ne oldu? İnsanlar ama bunu söyleyebilir hale geliyorlar. Kendi eylemlerini sorgular hale geliyorlarmış. Bence mesela kıymetli olanlardan birisi yani kendi eylemleriyle ilgili sorumluluk almaya başlıyorlarmış güvenli ortamda. Güvensiz ortamlarda arkadaşlar çok girip çıktığım şirkette biliyorum. Bir hata olduğunda ilk sorulan soru vardır. Yani bir şirkette güven var mı yok mu? Yani daha doğrusu toksik seviyede kötü bir şirket mi diyeyim? nereden anlarsınız? Söyleyeyim. T10'dur lütfen bir kenara yazın. Şirkette bir sorun oldu. İlk ne soruluyor şirkette? İlk ne soruluyor? Kim yaptı diye sorulan bir yerde çalışıyorsan emin ol toksik bir şirkette çalışıyorsun. Aa bunu da yaz bir yere. Kim yaptının ne önemi var ya? Kim yaptının ne önemi var? O sırada bir sorun var. Önce onu çözelim. Ondan sonra eğer birisi bunun bedelini ödeyecekse, hesap verecekse verir. Ondan sonra konuşuruz onu. Yani deriz ki geri bildirim veririz, cezalan neyse yani. Neyse onun bedelini verir. Ama daha sorun çözülmeden kim yaptı bunu? Arkadaşlar bakın bunu böyle yapmaya başladığı anda özellikle bunun üst yönetim yapar. Özellikle güvenmeyen üst seviye yöneticiler yapar. Aşağıdakinde gelişen refleks ne biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmama eğilimine giriyorlar. Aa, sorumluluk almak istemiyor. Diyor ki ulan diyor bir inisiyatif alayım şu işin ucunda. E ama diyor patlarsa, patlarsa ne yapacağım diyor. Yani kim yaptı diyecekler bana patlayacak diyor. Yapmıyorum o yüzden diyor. Biz insanların iyi iş alıyoruz ki o potansiyellerini hayata geçirsinler. Bakıyoruz diyoruz ki ya bu arkadaş konusunda yetkin, iyi bir insan. Bizim takımımızda olsun, şirketimize değer katsın diye alıyoruz. Ge geliyor şirkete... Diyorlar ki Aa, bu da beklediğim gibi değilmiş. Yani iyi de kardeşim her aldığın kişi mi beklediğin kişi gibi değil ya. Yani sen de kendine bir geri dönüp baksan yani bu kadar insanı da sen işe almışsın. Yani bu insanlar eğer performans göstermiyorsa bunların ortak noktası ne acaba ya? Yani? yani sen olabilir misin bunların ortak noktası <laughs> yönetici olarak? İlk soru bence şey Nasıl çözeceğiz bunu şimdi? İlk önce buna bir bakalım ya. Bir sorun var, bunu nasıl çözeceğiz? Evet, ne yapacağız bunu çözmek için? Çözeriz. Sonra ikinci soru şu. Ne öğrendik bu hatadan? Ne öğrendik biz bundan? Bir daha olmaması için ne yapacağız? Ha, büyük bir hatadır. Birinin bir hesap vermesi gerekir. O zaman sorarım ben bu iki sorudan sonra. Abi kim bunun sorumlusu? Derim yani. Bakın güvenin olduğu yerde de insanlar çıkar söyler. Benim bunun sorumlusu da derler bu arada. Yani i̇nsanlar kötü değil arkadaşlar. Emin olun insanlar kötü değil. İnsanların çoğu güvensiz davranışı seçiyorlar. Çünkü gördükleri ortam güvensiz. Güvensiz olunca da diyor ki tamam o zaman ben geri çekileyim. Ya mesela yeni bir ekibe girdim dedi. Yeni bir ekibin içinde güven nasıl sağlanır? Nasıl sağlanır? Sen yeni bir ekibin içinde kendini nasıl güvende hissedersin? Bir düşünün yani. Burada mesela ilk, ilk yöneticinin işi var ha. Yöneticinin sana güvenli hissettirmesi lazım orayı. Senin arkanda durduğunu yani esasında bahsettiğim dört tane maddeyi sana hissettirmesi ve göstermesi lazım. Ve daha da ötesi şimdi seni bir işe almışlar bir şeyi bildiğini düşündükleri için ya yani bir konuda uzman olduğunu düşündükleri için. Tamam seni işe almışlar. Senin yöneticin diyelim ki o işte o kadar uzman değil. Olmak zorunda da değil bu arada. Yönetici şunu söyleyebiliyor mu? Ya Ahmet seni işe aldık abi. Bu konuyla ilgili üst seviye bir yetkinliğin olduğunu görüyoruz. Yeteneğin olduğunu görüyoruz. Ahmet bu arada ben bu işten pek anlamıyorum biliyor musun? Diyebiliyor mu yani? Bak işte kırılganlık konuşmak bu. Şimdi böyle söylediğinde karizmayı çizdirdiğini sanıyor yönetici. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ahmet senin o işi anlamadığını ne kadar sürede anlayacak biliyor musun? En fazla 3 hafta. 3 <laughs> hafta sonra senin zaten o konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğinin farkına varacak. Ve Ahmet'teki yarattığın duygu ne? Abi bak bilmiyor ama biliyormuş gibi davranıyor mış gibi davranmak. O zaman diyor ki ben de mış gibi davranayım. Şirketi seviyormuş gibi yapayım. Takımı sevmiş gibi yapayım. Burada bir şey yapıyormuş gibi davranayım. Bakın yani mış gibi davranmalar başlıyor. Esasında dese ki ya kardeşim bak ben bu iş bu kadar iyi bilmiyorum. Benim bildiğim şey başka bir şey. Ben yönetmeyi bilirim der. Yani bir şey bildiği için oraya oturtulmuştur zaten o kişiden çoğunlukla. Der ki kardeşim ben senin işinin detayını, tekniğini bilmiyorum. Sana güveniyorum. Ve sen bu işi yaparsın ve senin bizi bu konuda ileri götüreceğini düşünüyorum. Sorun olursa gel. Şimdi Ahmet ne düşünüyor? Yeni işe giren Ahmet. Sorunlu hissetmeye başlıyor diyor ki Ulan adam bize diyor verdi diyor işi. Güveniyormuş bana yüzünü kara çıkartmayın diyor. Şimdi herkes bunu diyor mu? Arkadaşlar evet bazıları bunu kötüye kullanır. Şimdi soru şu yüzde kaçı? Kaç kişi de kaç kişi bunu kötüye kullanır? Etrafınızdaki insanları düşünün. İş yaptığınız insanları düşünün. 10 tanesini düşünün. 10 tanesi de kaç tanesi yapar bunu? Kötüyü kullanmayı. Çok yok aslında. Bak ben sana söyleyeyim. Bir ya da ikidir. Daha fazla değildir. Bir ya da ikidir bunu kötüye gelip böyle <laughs> de bilmiyormuş işi beni işe aldı filan diyecek salak. O bir ya da iki tanedir yani. Kırılganlık konuşmanın şöyle güzel bir tarafı var. Kime güvenip güveni, güvenemeyeceğini hemen anlarsın. Turnu sol kağıdı gibidir. Hemen anlarsın. Söyle kırılganlığını sana karşı kullanmaya başladıysa, arkandan dedikodu yaptıysa, ona buna yetiştiriyorsa bil ki buna güvenilmez abi. Bil ki buna güvenilmez. E ama peki ekipteki diğer 6-7 kişi onlar öyle değiller aslında. Ve onları kaybettin abi. Yani bir kişiye böyle bir şey yapacak diye geri durduğum bir hareket aslında ekipteki diğer insanları kazanmanı engelledi. Yani ne kazanıp ne kaybettiğini çoğunlukla insanlar görmüyor burada. Çoğunlukla görmüyorlar. O yüzden de bu kırılganlıkları söylemiyorlar. Bir de böyle karizmayı çizdirmeme derdinde yöneticilerin çoğu. Arkadaşlar Peter Drucker'ın bir lafı var. Rütbe size ayrıcalık değil sorumluluk getirir. Senin sorumluluğun ne? O ekipteki insanların iş kalitelerini yukarıya çıkartmak ve daha çok performans al. Yani senin çizilecek bir karizman falan yok aslında. <laughs> Kendi kendine öyle bir karizma yaratıyorsun. Hepiniz iş arkadaşınızsınız arkadaşlar. Herkesin rol ve sorumlulukları farklı. Buna göre bindiği araba, aldığı para, tatili mesaisi değişik yani. Ama en sonunda herkes en, en temelde bir iş yapmak için geliyor ofise. Yeni ekibe katılmakla ilgili sorunun cevabını verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşların yetkinliği ile ilgili sorunun da cevabını verdiğimi düşünüyorum. Yani e, zaten beklediğimiz bir şeymiş bu ve zaten de iş yerinde olması gereken bir şey bu arada. Yani ben senin yerinde olsam ilk önce yapamazlar diye düşünmek yerine zaten yaparlar diye yaklaşırdım konulara. Senin esasında ilk önce onlara güvendiğini göstermen gerekiyor. Sen esasında evet abi yap yapamadığı zaman ayrıca konuşalım. Yapamadığı zaman oturalım ona geri bildirim verelim. Ama şimdi geri bildirim de almaya hazır değil dediğinde yani gene güvene dayanıyor alt tarafı. Ben kendim harekete geçerdim. Ve onlara ilk önce kredi verdiğimi gösterirdim. Benim elim mi olurdu? Hibrit çalışma. Abi hibrit çalışmadan niye geri dönüyoruz? Niye? Çünkü evde çalışmadığınızı düşünüyorlar. Ve daha çok çalışıyordunuz aslında. Tam dediğin gibi bir mesainin başlangıç bir işte saati yok ya. Altında pijama var, üstünde gömlek. En az olsa her dakika çalışabilirsin. Önde de laptop. Şirketin sana verdiği laptopu bir de. Sanki canıma aldı. Ruhuma ipotek koydunuz. Yani kaçık ırık bir laptop verdin abi en sonunda işi de yapayım diye verdin onu. De i̇şte bütün saatimi sana vermedim ki ben hayatımı sana vakfetmiyorum ki yani. Hani bırak ben de bir nefes alayım şeyleri filan biliyorum yani. Bilgisayarları program yükleyen şirketler var takip etmek için. Yani ne hissediyor arkadaşlar bu sırada şirkette çalışan arkadaş? Sürekli izlendiğini hissediyor diyor ki bunlar bana güvenmiyor diyor. Ya da saat 8'den sonra işte sabahın 7'sinde kalkıp sporundan önce toplantı yapmak istediğin için sayın direktör 7'de kalktım İzin ver 11 ile 2 arası da ben kendimi ayırayım. Kusura bak orayı da ben kendimi ayırayım yani. Sabah erken kalktı daha erken kalktı teşekkürler demedin bana. <laughs> Gece 3'te toplantı yaptın. Gece üçte toplantı yaptım. Sanki yani Mars'a roket yolluyoruz yani. Dünyayı kurtarıyoruz sanki. Ya buraları çok sağlıksız buluyorum. İşte bakın bu ne demek biliyor musun? Gece 3'te toplantı yaptık. Sana özen gösterilmediği, seni önemsemediğini söylüyor şirket aslında. Charles Feldman'ın söylediği 4. madde. Diyor ki senin bir özel hayatın var mı, yok mu, evli misin, barklı mısın, çocuğun mu var, hayvanla mı yaşıyorsun? Bunlar diyor beni ilgilendirmiyor diyor. Benim için tek önemli şey var diyor. İşin çıkmış olması. Bu bunu, bunu diyor yapacaksın diyor yani. Mesleğimiz gereğince dışarıdan beslenen insanları sosyal barımızı ne kadar doldurursak ama bizim yaratıcılığımıza yansıyor. Yeni bir bakış açısıyla çalıştığımız yeri yükseltebilmemizi sağlarken gecenin ikisinde toplantı gibi şeyler direkttiği zaman e, biz ne zaman bunu dolduracağız? O izinde de telefonlar. var. İşte diye. onu diyeceğim. Orada da bitmiyor Diyor ki şirket sana telefon verdi diyor bir de. Yani işi bu 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 mesela çok gördüğüm şeylerden biri bu Türkiye'deki bu durum Türkiye'de verdi. mi geçerli? Çoğunlukla Türkiye'de geçer. İşte bunu Charles Feldman diyor ki sana özen gösterilmiyor orada diyor. Sana özen gösterilmiyor ve sen önemsenmiyorsun orada diyor. Dedim ya dört maddesi arasında bana sorarsan en önemlilerinden birisi. Bunu bir yapıyor şirket, iki yapıyor, yönetici bir yapıyor, üç. Dördüncü de şirket, çalışan diyor ki ha tamam öyleyse Bundan sonra böyle kardeşim ben de sana özen göstermeyeceğim. Özen gösteriyormuş gibi yapacağım. Beni yakalayamadığın her an işten kaytaracağım. Bir de benim işimi benim kadar iyi bilmediğin için beni yakalaman da çok zor. <laughs> İstediğim gibi kaytarırım aslında. Bakın oraya geliyor konu işte. Şimdi öyle olunca da insanlar bir süre sonra kendilerini daha değerli hissedecekleri şirketlere doğru yönelme eğilimine gidiyorlar. En çok çalışılmak istenen şirketler çalışması yapılıyor. Bir sürü ödüller alınıyor filan orada da. Bu şirkete bu ödülü kim verdi? Allah aşkına yani. Hani bu şirkete en çok çalışılmak istenen, yani giriyorum içeri bakıyorum bir şey iş yapacağım filan. Kim verdi bunlara bu ödülü ya? Ki? Mesela gece 3'te çalışmaktan bahsettik ki işin doğası gibi bazen gece 3'te olmamız gerekiyor. Doğru. Benim çalıştığım yer erkeği gün bir izin hakkı tanıyor. Güzel. İstediğin zaman kullandığımızı benim çok hoşuma gidiyor. Bir de eğer işin tanımı böyleyse sana baştan işe girerken anlattılar mı bunu? Hayır baştan söylemeyelim. Bir dakika onu da söyleyecek. Dur, dur. <laughs> yok, yok öyle bir şey. Olabilir. Yani ne bileyim hekimler mesela nöbete kalıyor ama biliyor nöbete kalacağını, hayatının belli bir dönemini böyle geçireceğini biliyor. 6 seneyi bitirdikten sonra kimse böyle bir anda Aha, nöbet diye bir şey var biliyor musunuz demiyor. Şimdi seni işe alıyor, bir kontrat var, bir akit yapıyorsun karşılıklı bir şey orada diyor ki 8-6 çalışacaksın, 8-5 çalışacaksın. Sonra bir anda ya bizim de bir işimiz var. E ayda iki kere saat 3'te bilmem e, bir dakika abi yani bunu niye bana baştan söylemedin? Onu bana baştan söyleyeceksin. Söyledikten sonra söyleyeceğim şey de şu olur. Evet peki gece 3'te çalıştıktan sonra bunu nasıl kompanse ediyorsunuz? Çünkü bak o zaman pazarlık edebilirim o anda. O zaman çünkü durumu o an bir öğrendim. Şimdi dedim ki peki gece 3'te gelir işime yarıyor, geliyorsa yapabileceğimi düşünüyorsam derim ki evet yaparım ben bunu. Gece 3'te çalıştırdıysa beni bir şey için okey ve ben bunu kabul ettiysem bunun bir şeyi daha var. Peki, yani bir gün sonra mesela desin ki öğleden sonra gelebilirsin der mesela. 3 ile 4 3 ile 5 arası çalış sonra de öğlene kadar uyu, O gün öğleden sonra gel işe. Okey. Senin işine geliyorsa karşılıklı açık bu iletişim kurulduysa sözleşmemde de yazıyorsa bence hiçbir sorun yok ben buralarda açık iletişimden yanayım. Söyle abi insanları. Niye? Neyi kaçırıyorsun? Neyi saklıyorsun insanlardan? Ve işte için daha güzel tarafı şu. İşte y ve X jenerasyonu bunu yutuyordu. Z'ler yutmuyor abi. ben yani sen saat 5'e kadar ben çalışmak için bana para verdin. Ve daha önce de gece 3'te çalışmayacağınla ilgili hiçbir şey söylemedin. Ben o zaman bu işi kabul etmezdim diyor. <laughs> Onlar da çok şımarık be. Falan. Dedeler gibi iş beğenmiyor. Namkör bunlar. Namkör diyor. Ben onların değiştireceğini düşünüyorum. Ben yani çok ümitliyim yani. Yani tabii ki çok radikal devrim yapacaklar filan şeyinde değilim ama... Sanki onlar yönetici olduğunda... Dur göreceğiz orayı. Sizin zamanınızı da biliyorum ben. <laughs> hani orada bir zihin değişikliği var. O topluca sanki sözleşmiş gibi bir şeyi farklı yapma yaklaşımındalar. O o sanki iş dünyası ile ilgili bir şey değiştirecek gibi geliyor bana. Yani böyle bir koca devrimden falan bahsetmiyorum ama e, bu tür şeyleri değiştirebilir. Başka ne soru vardı? Şimdi hatırladıklarımı not aldım. Ekipteki güven, evden çalışma, arkadaşımın iş yapması ve kişisel alan kalmaması. Sorusuna cevap alamayan oldu mu? Olmadı galiba. Olmadı. <laughs> ama şey farkındalığını sahibiz abi. Biz daha böyle küçük olaylar olarak ama daha büyük resimde güven... Şimdi şöyle söyleyeyim. Abi bak o anlattığınız her biriyle ilgili size bazı önerilerde bulunabilirim. Bu hep başıma gelen bir şey. Sen böyle böyle bu çözümü söyledin ama bizim şirkette o öyle değil. Yani o ama bizim şirkette o öyle değil dediği şey güvensizliği anlatıyor geri dönüp bana. Ben de diyorum ki ben onun olduğunu varsayıyorum. Çünkü bir ekipte zaten güven yoksa neyi konuşuyoruz diyorum. O da tekniği öğreniyor. İyi şirketlerde çalışan akıllı insanlar. Aklına da yatıyor anlattığım... Ama işe geri dönüp bunu uygulamaya çalıştığında o güvensiz ortamdan dolayı diyor ki hocam olmuyor diyor. Onun üstüne ben zaten bu güveni anlatmam gerektiğini düşünüyorum. O, o temeli yani. Orayı çözdüğümüz an aslında ben biraz işsiz mi kalacağım ne diye <laughs> düşünmedim değil. Neyse en azından güven anlatmaktan bir sürü para kazanırsın. <laughs>